Herkese merhaba. Bu akşam Seç Market bayiliği alarak, franchising'ini alarak ticaret yapmayı konuşacağız. Bu videonun içerisinde bulacaklarınız sırasıyla Seç Market kime ait? Bu dönemde market açarak ticaret yapmak mantıklı mı? Seç Market bayiliği almanın avantajları, Seç Market bayiliği almanın dezavantajları, franchising kuralları, franchising sektörü ve eğer Seç Market bayiliği almaya karar verirseniz, kararı verdikten sonra bu kararın sağlamasını yapmak için yapmanız gerekenler ve en son olarak da benim Seç Market bayiliği almakla ilgili fikirlerim olacak. Seç Market 2020 yılında bizim Toptan Mağazacılık anonim şirketi tarafından kurulmuştur ve hisselerinin %55'i Yıldız Holding'e aittir. Yıldız Holding Ülker'e ait, Ülker'in firması arkadaşlar. Dolayısıyla Seç Market de Ülker'in firması diyebiliriz. Bizim Toptan, bu videoda sıkça adını duyacağımız toptancı sektöründe büyük rol oynayan bizim Toptan da Ülker'e aittir. Öncelikle market açmak size göre mi? Bunun sağlamasını yapmak zorundasınız. Seç Market, Ekomini veya Şok Market bile bayilik verse, eğer market açmak size göre değilse, sizin kumaşınızı sizin çevrenizdeki şartlara uygun değilse, franchising'e girmek size avantaj sağlamayacak. Önce siz marketçiliğe uygun musunuz şartlar olarak? Onu analiz etmeniz gerekiyor. Marketçiliğe kim uygundur? Marketçiliğe benim gibi tek başına ticarette bir şeyler yapmaya çalışan adamlar uygun değildir. Sen istediğin kadar her şeyden anla ama ticarette bazı sektörler vardır. Ekip işi olmazsa olmazlardandır. Market sektörü de bunlardan biridir. Yani küçücük bir bakkal bile açsanız en azından iki kişilik bir ekibiniz olması gerekir. Siz ve diğeri. Hele ki markette en az 3 kişilik, 4 kişilik ekipler halinde çalışmanız gerekiyor ki market sektöründe bir şeyler yapabilirsiniz. Onun haricinde tabii ki ticaretten anlamanız, daha önce dükkan işletmeniz de market işletmeciliği için olmazsa olmazlardan. Daha önce telefoncu dükkanı çalıştırmış olabilirsin, emlakçılık yapmış olabilirsin, ticaret yapmış olabilirsin. Ama eğer bakkal, tekel büfe gibi sektörlerden, marketin benzer sektörlerinden geçmediysen, bakkalın üstü diyebileceğimiz metrekaresi yüksek ve olası cirosu yüksek dükkanlarda market ticaretleri yapmayı ben sana çok fazla tavsiye vermiyorum. En azından kurumsal olmayan marketlerde birkaç ay eşin olur, dostun olur. Çalışmasan bile hatır icabıyla o işe gireceğini söyleyip birkaç ay oralarda takılıp işin raconunu, cilvesini öğrenebilirsin. Çünkü bu sektörde daha fazla ciro yaparak senden daha az ciro yapan adamdan daha az para kazanabilirsin. Market sektöründe öyle işin cilveleri var ki firmalarla yapacağın anlaşmalara kadar seni düşük cirolarla daha yüksek karlar yapmanı sağlayabilir. Veya işte işi bilmiyorsan, sektörü bilmiyorsan, işleyişi, raconları bilmiyorsan yüksek cirolarla demin de dediğim gibi daha düşük karlar yapmana sebep olabilir. Allah korusun dükkanı devretmek zorunda veya kapatmak zorunda da kalabilirsin bu tecrübesizlikle market sektörüne girersen. O yüzden market sektörüne önce doğru adam mısın? Bunu tespit etmen lazım. Öyle bayilikleri veya kendim açsam ne olur araştırman lazım. Seç Market bayiliği alarak market sektörüne girdiğin zaman veya kendi marketini Seç Market'e de taşıyabiliyorsun. Halihazırda bakkalın bir tık üstü minik market diyebileceğim bir işletmen vardır. Sen de Seç Market'e geçebilirsin. Seç Market'in resmi sitesinde şu an çok basit bir şekilde başvuru formuna, bayilik başvuru formuna ulaşabiliyorsunuz. Boş alanları doldurduktan sonra onlar size geri dönüş yapıyor. Muhtemelen de %90 başvuruyu kabul ediyorlar. Çünkü burada Seç Market'in
Çok fazla kaybedeceği bir şey yok. Bütün sorumluluklar yine size ait. Birazdan dezavantajlarda bunları konuşacağız. Önce Seç Market bayiliğinin avantajlarını konuşalım isterseniz. Bir market açtığınızda ekibiniz az önce söylediğim gibi çok da büyük değilse her firma kapınıza gelmiyor. Yani kapınıza gelen büyük firmalar var. Satış temsilcileri, plasiyerleri, Eti gibi, Ülker gibi, Coca-Cola gibi, sigara firmaları gibi kapınıza gelen birçok müşteri var. Ama kapınıza gelmeyen, özellikle bakliyat sektöründe kapınıza gelmeyen, müşterinin talep ettiği veya sizin olsa satarım dediğiniz ürünler de var. Bu ürünlerin firmaları kapınıza gelmiyor. Ne yapıyorsunuz? Bu ürünleri toptancılarda aramak zorunda kalıyorsunuz. Bulduğunuz toptancıda fiyatın olağan fiyattan ne kadar aşağıda veya ne kadar yukarıda olduğunu tespit edemiyorsunuz. Seç Market'in avantajlarında ürün skalası çok geniş. Geniş olduğu için de size oturduğunuz yerden ben bunu da satarım dediğiniz ürünleri tedarik ediyor, kapınıza kadar bırakıyor. Yine aynı zamanda az önce bahsettiğimiz bizim toptan mağazacılık size firmanın aynı markası olduğu için 30 güne 35 güne kadar cariyle mal verebiliyor. İnternet üzerinden yapmış olduğunuz siparişi de size bizim toptan marketinize kadar getirebiliyor. Ama bildiğim kadarıyla bizim toptandan kapınıza kadar mal gelmesi için Seç Market bayisi olmanız gerekmiyor. Seç Market bayisi olmadan da bizim toptandan alışveriş yapıp belirli bir limitten sonra malı yine kapınıza kadar getirebiliyorsunuz. Bu çok da fazla avantajına girmez. Kaldı ki yine bizim toptan mağazasının size 30 gün 35 günlük cariyeli mal vermesi de yine çok büyük avantaja benim gözümden girmez. Bunun da sebebi zaten siz dükkanınızı açtıktan sonra belirli bir süre işletip cirolarınızı belli ettikten sonra firmalardan talep ettiğinizde firmalar size cari açıyor. İlk başta açmayabilirler çünkü sen dolandırıcı mısın? Dükkanı bir günlüğüne bir aylığına açıp bankalardan krediyi çekip firmalardan malı çekip bir ay sonra da tezgahı toplayıp kaçacak mısın? Kimse bunu bilmediği için plasiyerler de firmaların satış temsilcileri de bunu bilmeyip sana kefil olamadığı için firmalar kolay kolay sana cari vermiyor. Ama bir süre sonra sen cirolarınla ve işletmeciliğinle kendini tanıttıkça firmalar da sana cari açmaya başlıyorlar. Dolayısıyla Seç Market bayisi olduğunda bizim toptanın sana cari açması senin için en fazla ilk baştaki bir avantajın olur. Sonrasında zaten diğer firmalar herhangi bir Seç Market bayiliği veya başka bayilik olmasan da kendi işletmen olsa da firmalar sana cari verecektir. Avantajlarında en çok göze batanlar bunlar arkadaşlar. Ha, en önemlisini söylemeyi unuttum avantajda. Şimdi sen kendi şeyinde bir market açtığın zaman, imkanlarınla bir market açtığın zaman sermayen olsa bile market sektöründen Seç Market kadar bu tarz kurumsal bayilik veren firmalar kadar anlayamıyorsun. Hani bulgurun yanında ne olması gerekiyor? Şekerin yanında çay mı olacak? Ne olacak? Ya bunlardan çok fazla tecrüben yoksa sermayen olsa bile dekorasyonda ve mağaza diziliminde hatalar yapabiliyorsun. Yani kardan zarar edersin veya sıfıra sıfır gidecekken zarar edersin. Bu tarz ince ayrıntıları yanlış yaptığın için. Ama Seç Market anahtar teslim bayilik verdiği için senin o kurulumunda sana çok büyük destek olacak. Neyin yanında, hangi ürün kategorisinin yanında hangi ürünün satılması gerekiyor? Dizilimler, yürüyüş yolları, efendim söyleyeyim raftaki ürünlerin haricinde nerelere gondol yapılır, hangi ürünlerle gondol yapılır? Yani ürünlerin üst üste kule halinde dizilmesine gondol deniliyor mağazacılıkta. Bazen cici bebelerden yaparlar bunu. Bazen Coca-Cola'ya, tarihi yakın Coca-Cola'lara bardak bantlarlar hediye. Onlardan teşhir ürünü yaparlar. Bu tarz mağaza içi satış aksiyonlarında Seç Market'in sana hem dükkanı açarken kurulumda hem de dükkanı açtıktan sonra işlettiğin süre esnasında devamlı sana faydası olacaktır. Eğer bireyselde bu sektörde çok tecrüben yoksa. Avantajları bu kadardı. Gelelim şimdi Seç Market'in dezavantajlarına.
Aslında seç marketin dezavantajları hemen hemen bütün franchising sistemlerde var. Birkaç video öncede de bayilik alarak dükkan açmakla ilgili bir video çekmiştim. Franchising'i anlatmıştık orada da. En basit örnek vereceğim dezavantajda. Firmanın elinde olan ürünlerin tam olarak sözleşmelerini de okumadım seç marketin. Ama %99 bu böyledir. Çünkü franchising bundan beslenir. Franchising veren firma bundan beslenir. Seç market sana diyecek ki benim elimde bu ürünler var. Benim elimde olan ürünlerde benden almak zorundasın. Çünkü senin cirondan bir kar marjı almayacak. Sadece sana malı satarken para kazandığı için seç market senden bir şekilde beslenmek zorunda. Dolayısıyla sen seç marketin elinde bir salça varken herhangi bir markada sen gidip de başka bir markada salça alamazsın. Bu sefer seç marketin sana bayilik ve destek vermesinde bir anlamı kalmayacak. Çünkü senden başka türlü para kazanamaz bu seç market. Bence bu dezavantajdır. Evet, avantaj kısmını az önce anlattık. Belki salçayı sen bulamıyorsun. Seç market bizde var diyor, getiriyor. Reyonuna kadar diziyor. Burada satacaksın diye sana öneride de bulunuyor. Uygun fiyata da veriyor belki. Ama bu salça da böyle. Yarın öbür gün başka bir üründe belki müşteri talebi olacak. Belki senin bu marka daha çok satar dediğin bir ürün olacak. Ama seç markette onun farklı bir markası olduğu için sen onu satmak zorunda kalacaksın. Bu da senin için bayilik dezavantajı olacak. İstediğin ürünlerdeki özgürlük, daha doğrusu markalardaki özgürlük bir nevi elinden alınmış olacak bayilik sisteminde çalıştığın için. Bu elinde olmayanlar da öyle olmayacak. Örneğin seç markette gazete yoktur. Sen gazete satabilirsin. Seç markette sebze meyve yoktur. Sen istediğin sebze meyveyi satabilirsin. Onun haricinde bakliyattan bütün atıştırmalık ürünlere kadar seç markette bir markette olması gereken çoğu ürün %90'ı vardır. Gazete, ekmek, sebze meyve, zeytin, peynir, et ve süt ürünleri bunlarda muhtemelen özgür kalacaksın seç markette olmadığı için. Yine dezavantajlarda franchising sisteminin dezavantajlarından şöyle bir şey var arkadaşlar. Sen şimdi seç marketin bayisi olduğu için baskısız poşet kullanamazsın. Seç marketin baskısı görseli olan poşetler kullanmak zorundasın. Ve bu poşetin aynısını sen piyasada 100 liraya kilosunu yaptıracak adam bulsan da onu o poşeti sen kendi özgür iradenle gidip başka yere yaptıramazsın. Ürünlerinle birlikte eğer poşet eksiğin varsa siparişini geçersen seç market sana o poşeti gönderir ve tabii ki onun da parasını senden alır. Buraya kadar her şey güzel. Burada dezavantaj olan şey şu. Sen piyasada o poşeti 100 liraya yaptırabilecekken seç market adına konuşmuyorum bunu. Franchising sistemi hakkında konuşuyorum. Şu an seç marketin güncel fiyatlarından bilgim yok. Bu kısmı videonun franchising sisteminle alakalı, benim tahminlerimle alakalı. Seç market sana bu poşetin kilosunu 140 liradan yazacak ama sen piyasada aynısını 100 liradan bulabileceksin. Genelde franchisingler bu şekilde beslenir. Sadece sattıkları ana ürünlerden değil, yine yan ürünlerden de kar yapmaya bakarlar. Bunu birçok işletmede ben poşet toptancılığı yaparken deneyimledim, gördüm, şahit oldum. Bu da yine dezavantajlardan biri. Olası dezavantajlardan biri. Tekrar söylüyorum, seç market belki de aynı fiyata veriyordur. Belki de 100 liraya yaptırıp bayisine 90 liraya satıyordur. 10 lira zarar ediyordur belki de. Bilemem. Benim bu dediğim franchising sistemiyle alakalı. Yine dezavantaj olarak Ekomini de bir aralar böyleydi. Şu anki Ekomini şartlarını da bilmiyorum. Talep gelirse Ekomini bayiliği almak hakkında da konuşabiliriz. Seç market, eğer dükkanı sıfırdan tutuyorsanız seç market de kendini bir yarıya dahil ediyor. Mal sahibiyle senin aranda bir kontrat oluyor. Ekomini bir ara sen dükkanı beğeniyordun, seçiyordun, dükkanı Ekomini tutuyordu, vergi lavası senin adına oluyordu. İşletme senin ama dükkan kontratını Ekomini senin adına yapıyordu. Yani dolayısıyla sen Ekomini ile ters düştüğün zaman alın kardeşim tabelanızı buradan, ben kendim devam edeceğim dediğin zaman evet vergi lavası senin üstüne olabilir ama Ekomini dükkanı tutmuş, mal sahibine kira kontratını yapmış. Dolayısıyla firmayla aranı bozduğun zaman düzenini kurduğun, sistemini oturtturduğun bir dükkandan da vazgeçmek zorunda kalabilirsin. Yine seç markette de böyle bir risk olabilir. Firma yetkilileriyle başvuru formundan sonra konuşursanız bunu da mutlaka sorun.
Kira kontratını ben mi yapacağım? Tamamen dükkanla ilgili bütün hak bana mı ait olacak diye bunu mutlaka karşı tarafa yöneltin. Eğer kendilerinde mal sahibiyle ilişkisi prosedür olarak, yasal olarak, imza olarak falan olursa yarın öbür gün seç marketle aran bozulduğu zaman dükkanı değiştiremez, tabelasını indiremeyecek duruma gelirsin. Dolayısıyla dükkanı boşaltmak zorunda kalabilirsin. Veya seç market senden işletmeciliği alıp başka birine de devredebilir. Sözleşmenin içerisinde bu tarz maddeler ilerleyen dönemde hayati hayati önem arz edebiliyor. Dezavantajlarında çok da başka bir şey yok arkadaşlar. Yani geri kalan dezavantajlar zaten sen kendin de tabelayı asıp bayilik almadan kendi markanı oluştursan da o dezavantajlarla bu dezavantajlar aynı. Bayilik ve kendin açtığın arasındaki farkları ben sadece anlatıyorum. Bütün her şeyi gözden geçirdiniz ve size mantıklı geldi böyle bir bayilik almak. Benim size tavsiyem bu kararın sağlanmasını şu şekilde yapın. Bulunduğunuz ilde olmasa bile çok etik olmayacaktır çünkü bulunduğunuz ilde bunu yaparsanız komşu illerde yakın yerleşim yerlerinde bu arada Türkiye'de Seç Market'in 1000 adet şubesi var. Muhtemelen güncel rakam değildir. Sayı daha da artmış olabilir. Şu an güncel rakam 2024 yılında 1100-1200'e muhtemelen çıkmıştır. 2023 yılı ortalarından sonra toplam 1000 şubesi vardı. Size yakın bir ilçe olabilir, komşu şehir olabilir. Bir gününüzü ayırın ve en az 3-4 tane Seç Market işletmesi gezip işletme sahipleriyle rica üzerine sohbet edin. Ben de düşünüyorum bütün şartlarda anlaştık. Bayilik almak üzereyim. Memnun musunuz diyerek konu açarak mutlaka 3, 4, 5 Seç Market işletmecisiyle mutlaka sohbet edin. Avantajları neler, dezavantajlarını mutlaka konuşun. İnsan insana her zaman lazım. Kimse sizi terslemeyecektir. Muhtemelen onlar da realist bir şekilde size anlatacaklardır. Ama aynı şehirde olmamak kaydıyla. Çünkü aynı şehirde olursa manipülasyon yapabilirler. İyiyse size kötü diyebilirler. Kötüyse iyi diyebilirler. O yüzden yan şehire veya yakın bir yerleşim yerine giderseniz bu sağlamayı daha sağlıklı yapmış olursunuz. Benim kendi görüşüme gelirsek Seç Market almakla ilgili ben kurumsallığa inanan bir insanım. Eğer ki bir tecrübem yoksa market sisteminde ben Seç Market bayiliğini alırdım. Onların o kurumsallık bilgilerinden faydalanmak için. Ama şahsi olarak benim fikrim olduğu için ben marketçilikten anladığım için, market sektöründen ve mağazacılıktan ve kurumsallıktan anladığım için Seç Market'in bana katabilecekleri benden alacaklarından fazla olduğunu gördüğüm için ben Seç Market'e veya herhangi bir bayilik franchising sistemine market açacak olsam seçmezdim. Kendi markamı kendim oluştururdum. Kaldı ki BİM A101 Şok gibi böyle çok üst düzey bilinen markalar kadar da tabelada etkisi olmuyor. Seç Market, Ekomini gibi bayiliklerin. Yani müşteri gördüğü zaman bir aidiyet duygusuyla henüz o kadar marka büyümediği için bana çok büyük bir artısı olmayacağını düşündüğüm için ben Seç Market bayiliği almazdım. Tamamen kendimi özgür bırakırdım. Bunun da nedeni az önce anlattım. Şimdi onun ayrıntısına gireyim videonun sonunda. Şimdi bazen firmaların yıllık kotaları oluyor. Bazen değil, yıllık kotaları hep oluyor da bazen firmaların eli açık oluyor. Yani herhangi bir firmadan bedelsiz ürün alabiliyorsun. Benim ürünümü satarsan sana aldığının yarısı kadar hediye vereceğim. 6 ay boyunca benim ürünümü yeter ki sat gibi sözleşmeler yapıp hibe mallar alabiliyorsun. Destek alabiliyorsun. Bunları bonus olarak görüyoruz ticarette. Onun haricinde sektör lideri olan firmalar kolay kolay bu bonuslardan vermezler. Yani bedava bir şey vermezler. Örneğin sektör liderleri kimdir? Kola da Coca-Cola'dır. Kolay kolay vermez. Kuru yemiş de Tadım'dır. Vermez. Ama tam tersi mesela bira da şu an Tuborg'dur. Eskiden Efes Pilsen'di. Şu an mesela Efes Pilsen sektör lideri olmadığı için işletmecilere bonus verebiliyor. Hibe mal verebiliyor, şunu veriyor, bunu veriyor. Ama Tuborg daha az veriyor. Gel gelelim kuru yemişte Tadım sektör lideri. Tadım nasıl olsa ben sektör lideriyim diyor ve hiçbir şey vermiyor.
Ama gel gelelim bir Payman veya başka bir kuru yemiş firması sana destek veriyor. Diyor ki 100 bin liralık mal aldığında 10 bin liralık mal benden sana bedava. Veya 10 bin liralık mal aldığında 1000 liralık mal benden sana bedava. Gibi destekler veriyor çünkü o da sektör liderliğini oynadığı için. Bayilikle girdiğiniz zaman bu firmaların verdiği şeylerden siz çok faydalanamayacaksınız. Çünkü o ürünlerin alışını sizin yaptığınız firmanın adı bizim toptan olacak. Yani sen muhtemelen Tadım'ın ürününü Tadım firmasından almayacaksın. Bizim toptandan alacaksın. Sana faturayı Tadım ürününü bizim toptan satacak. Yani sen Tadım ürününü Tadım firmasından almadığın için bizim toptandan alacaksın. Tadım firmasının yapmış olduğu kampanyalardan, desteklerden sen faydalanamayacaksın. 100 bin liralık mal verdiğim zaman ben sana 10 bin liralık mal hediye vereceğim dese Tadım markası. O 100 bin liralık malı bizim toptan alıyor ve 10 bin liralık hibeyi de o kendine alıyor. Sen bir şey alamıyorsun. Yani anlaşmaları bizim toptan yapıyor. Sen malı bizim toptandan alıyorsun. Yani falanca yan taraftaki komşun, marketin, tekel büfen bakkalın, Ahmet bakkal sana diyecek ki Tadım'da kampanya var işte 100 bin liralık mal aldığında 10 bin liralık hediye veriyorlar dediği zaman aldın mı diye sorduğu zaman sen Tadım firmasından almıyorsun ki malı. Sen bizim toptandan alıyorsun. Bu gibi sebeplerden dolayı ben işi bildiğim için, sektörü cilvelerini bildiğim için herhangi bir bayiliği franchising'i seçmem mümkün değil. Ben kendi tabelamı oluştururum. Ama tekrar söylüyorum. Yeterli tecrübeye sahip olmayanlar mutlaka sektörde tecrübe kazanana kadar bu tarz kurumsal firmalarla işbirliği yapmaları, ortaklık yapmaları kendi adına kar getirir, tecrübe getirir, prestij getirir. Kişiden kişiye bu bayilik alma fikri mantıklı mı değil mi? Kişiden kişiye de değişir. Hepiniz Allah'a emanet olun. Video yorumlarında kanala ve video konusuna destek verenlere çok teşekkür ediyorum. Hiç vaktin olmasa bile yorum nasıl yazılıyor bilmesen bile like kolay bir like'ınızı alırım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.